إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, hızlı bir akış içinde Ramazan-ı Şerif'in nihayet sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allahu Teala mümin ve Müslüman cemaatimizi razı olduğu kullar sınıfına idhal eylesin. Bu münasebetle Ramazan'ın sonunda oluşumuz, son günlerini yaşayışımız sebebiyle her şeyin sona erdiği gibi, her şeyin bir sonu olduğu gibi hayatımızın da bir sonu olacağını, hayatımızın da sonu geleceğini düşünerek bu mevzuda ve bu mesele etrafında bir sohbet yapmayı düşündük. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bir Peygamber-i Zişan ağzından Hazreti Kur'an şunu naklediyor. Estaizu billah. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Bu büyük peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, benim kıldığım namaz, yaptığım hac ve bütün ibadetler ve mahyaya ve memati, hayatım ve ölümüm, hepsi lillahi rabbil alemin, bütün alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ben Allah için yaşarım, Allah için ölürüm buyurmaktadır. Bu ne muazzam bir beyandır. Dolayısıyla bir Müslümanın hayatında ve mematında, ölümünde de, yaşayışında da gayenin, maksadın ve mananın ne olduğunu çok tatlı izah ediyor. Bir Müslüman inandığı, iman ettiği Allah için yaşar. Ondan başka davası, derdi, düşüncesi yoktur. Gayesi sırf Allah'ın yeryüzünde emrettiği hayatı, hükmettiği hayatı yaşamaktır. Bunun dışında bir Müslümanın kavgası, davası olamaz. Müslümana verilen mal, eşya, madde, menfaat, mülkiyet, hürriyet, zürriyet, hepsi bu davanın destekçisi olmak durumundadırlar. Bu gaye için kullanmak zorundadır Müslüman. Bütün ibadet hayatımız bize bu gayeyi, bu maksadı hatırlatmaya devam ediyor. Mesela işte günlerdir oruç tutuyoruz. Tuttuğumuz oruçla neyi ifade etmeye çalışıyoruz? İşte arz ettiğim meseleyi. İnne hayati, benim hayatımda, ölümümde, yememde, içmemde, hayatımı tesir altına alan bütün varlıklar da, her türlü davranışlarım Allah içindir. Allah emrettiği içindir. Allah böyle istediği içindir. Onun hükmünü aradığım içindir şeklinde bütün ibadetlerimiz bu manayı temsil ediyor. Günlerdir tuttuğumuz oruç nedir? Allah'a itaattan başka, Allah'a ibadetten başka bir şey midir? Ramazan'ın dışında yiyip içmemiz helal olduğu halde Ramazan'da haram edilmiştir. Ve Ramazan'ın dışında kendi helalımız ile, ailemiz ile alakalarımız helal olduğu halde Ramazan'da haram edilmiştir. Oruçluyken bir Müslüman sakınacaktır. Nedir bunun sebebi? Hayatımızı Allah'ın emrine verdiğimizi ispat ediyoruz. Ya Rabbi sen yemeyin dedin, yemiyoruz. İçmedin dedin, içmiyoruz.
hanımınıza yaklaşmayın dedin, yaklaşmıyoruz. Sen emredersen yeriz, emretmezsen yemeyiz. Hayatımız senin elindedir. Hayatımızı sen halkettin. Gıdamızı, rızkımızı veren sensin. Emredersen yeriz, emretmezsen yemeyiz. Emredersen canımızı İslam için kurban ederiz. Şeklinde Ramazan boyu bu manayı yaşadık. Önümüze, soframıza her çeşit yemeği aldığımız halde iftar saati gelmeden yiyemedik. İftar saati gelecek. Neydi o? Allah-u Teala'nın yiyiniz emrini bekledik. Yiyiniz emrini bekledik. O emir gelinceye kadar yemedik. Sabrettik, sebat ettik, itaat ettik. Bütün bunlarla Allah'a itaatın talimini yaptık. Allah'a itaat etmenin eğitimini gördük. Namazda da böyle. Namazda da iftitah tekbirini alıp da ellerinizi bağladıktan sonra bir şey yiyemezsiniz. Bir Müslüman namaz esnasında şeker yerse, leblebi yerse, herhangi bir şey yemeye kalkışırsa namazı fasit ve batıl olur. Neden? Allah'a itaat hususunda namaz esnasında ona bütün varlığımızla, bütün ruhumuzla, bütün kemalimizle yöneliyoruz. Allah-u Teala'ya itaat halinde olduğumuzu ispat ediyoruz. Namazda da böyle. Zekat da aynı şekilde. Malımızın zekatını verirken, ya Rabbi bu malı sen bize verdin. Tü'til mülke men teşâ ve tenzi'u min teşâ. Sen istersen istediğine dünyanın malını verirsin, istediğinden de istediğin anda malını çeker alırsın. Soyarsın onu malından, mülkünden, varlığından mahrum edersin diyoruz. Ve bu inancımızı zekat vermekle terçinliyoruz. Bir Müslümanın zekat vermesi, mülkün Allah'ın olduğunu, mülkiyetin hakiki sahibinin Allah olduğunu, bu varlığın kendisine Allah tarafından verildiğini ve bu şekildeki imanını zekat vermekle ispat ediyor demek. Bütün hayatımızı Allah'ın emrinde, Allah'ın hükmünde tutacağımızı, onun emri altında, onun hükmü altında bulunacağımızı ibadetlerimizin hepsi ifade etmeye çalışıyor. Hac ibadeti de böyle. Hac ibadeti biliyorsunuz, belli bir takım usulü yerine getirdikten sonra mübarek hac menasiki dediğimiz usulleri, edepleri, farzları, vacipleri, sünnetleri yerine getirdikten sonra bir Müslüman ihramdan çıkıyor. Sonra tıraş oluyor. Tıraş oluyor. Başının tamamını, saçlarını ya tamamen tıraş ediyor yahut kısaltıyor. Halku taksir, ya tamamen tıraş etmek suretiyle yahut da saçlarının tamamını kısaltmak suretiyle hac ibadetinden çıkıyor. İhram giymiştir, Arafat'a çıkmıştır, Mina'ya inmiştir, şeytan taşlamıştır, kurban kesmiştir, tavaf etmiştir. En sonunda tıraş olmak suretiyle İşini bitirmiştir. Nedir bu tıraş olmak? Neden saçlarını kesiyor insan? Oradaki Müslüman neden saçlarını kısaltıyor? Neden saçlarını kesiyor? İşte aynı gaye için. Dolayısıyla bu hac ibadetini yapan Müslüman, orada bu yaptığı ibadetlerin sonunda menasikül hac dediğimiz hac menasiki, hac menazırı, hac ile alakalı hükümleri tatbik ettikten sonra saçlarını tıraş edince yaptığı bu hareketle şunu ifade etmeye çalışıyor. Ey Rabbim, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, sen emrettin geldim. Varlığımla, sağlığımla, bedenen, malen emrettiğin yere geldim.
Kâbetullah'ı tavaf ettim. Arafat'a çıktım. Mina'ya indim, şeytanı taşladım. Her türlü emrini yerine getirdim. Eğitime katıldım. Bu kursa katıldım, çalışmalara katıldım, gayretlere girdim. Mücadeleye atıldım, öğrendim, alıştım. Şimdi tıraş oluyorum. Temsili manada saçlarımı kesiyorum. Saçlarımın kesilmesine razı oluyorum. Ama ileride İslami bir dava olursa, senin yolunda bir cihada, senin yolunda bir savaşa, senin davanın hakimiyeti için bir mücadeleye atılmak emrolunduğu zaman, tereddütsüz mücadeleye atılacağım, şimdi saçlarımı kestirdiğim gibi o zaman başımın kesilmesine huzurunda söz veriyorum ya Rabbi. Demek suretiyle tıraş oluyor. Şimdi saçlarımın kesilmesine razı olduğum gibi senin davan uğrunda başımın da kesilmesine yemin ediyorum ya Rabbi. Şeklinde hacı tıraş oluyor. İşte inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati. Hayatım, ölümüm, namazım, orucum, haccım, zekatım, bütün hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun yoluna kurbandır. Onun davasına her zaman için amadedir demek suretiyle hayatın gayesini böylece bütün ibadetlerde yaşamaya çalışıyoruz. O zaman bu gayeyi anladıktan sonra şu sualin, şöyle bir sualin ışığı altında hayatımızı incelemeye çalışalım. Görüyorsunuz Müslüman kardeşlerim, hayatımız hızla geçiyor. Her saniye hayatımız geçiyor. Belli bir istikamete doğru gidiyoruz. Allah-u Teala'nın bize takdir ettiği bir hayat müddeti var. Bir takvim var bizim. Ömür takvimimiz var. Nasıl evinizde duvarınıza astığınız duvar takvimi olduğu gibi sizin de vallahi hayatınızın takvimi var. Her gün hayat takviminizden bir yaprak düşüyor. Bunu önleyemiyorsunuz. Bunu engelleyemiyoruz. Hayat takviminizden her gün bir yaprak uçup gidiyor. Durduramıyoruz. Engelleyemiyoruz. Hiçbir kanun, hiçbir nizam buna mani olamıyor. Hayatımız geçiyor. Fakat nasıl geçiyor? Hayatımızın geçtiği muhakkak. Şu saatler, şu saniyeler hepsi bizim aleyhimize. Ömrümüzü tüketiyor. Hayatımızı tüketiyor. Her bir nefes alışverişimiz ömrümüzü eksiltiyor. Bu muhakkak. Fakat nasıl bir hayat yaşıyoruz? Hayatımız nasıl tükeniyor, niçin tükeniyor, nerede tükeniyor? En mühim mesele Müslüman için budur. Aziz müminler, 5 dakika evvel olan hayatı kimse geriye getiremez. Hani şimdi 1 dakika evvel bir hayatımız vardı ve 1 dakika geçti o hayat. Geçen hayatı kimse geriye getiremez. Gelecek hayata kimse hükmedemez. İçinde bulunduğumuz dakikalardan başka bizi ilgilendiren zaman yok. 3 zaman var biliyorsunuz. Bir geçmiş zaman, bir gelecek zaman, bir de içinde bulunduğumuz şimdiki zaman. Şimdiki zaman, nefes alıp verdiğiniz zaman. Geçmiş zamanı geriye getiremeyeceğinize göre kapanmıştır. Gelecek zamanı da hemen getiremeyeceğinize göre onunla da ilgilenmeniz doğru değil. İçinde bulunduğunuz dakikalar hangi yolda geçiyor, hangi davada tükeniyor? Bütün mesele, mümin için en mühim dava burasıdır. Ve şu anda her birinizin ruhuna, vicdanına şu sual sorulmuş gibi telakki edilmelidir. Ey Müslüman, şu anda emri hak vaki olsa, Allah'ın tayin ettiği müddet dolsa,
ve ölümle burun buruna gelsen, şu anda ölümle karşı karşıya gelsen, ne halde öleceksin? Senin ölümünle hangi dava noksan kalacak? Müslüman bunu nefsine sormalıdır. Şu anda ecel gelip beni alsa, ölümle yan yana gelsem, hayatım elinden alınmaya çalışılsa, acaba hangi noktada öleceğim, hangi noktada ruhumu teslim edeceğim, Allah ve Resulünün huzuruna nasıl bir amelle, nasıl bir çalışmayla, hangi hizmetlerle çıkacağım? Bana düşen vazifeleri yapabilmiş miyim? Şeklinde her Müslümanın nefsine sorması gereken mühim bir sual. Ey Müslüman, şu anda sen ölsen hangi hayırlı iş yarıda kalır? Peşinde olduğun hayırlı bir iş var mı? Peşinde olduğun bir İslami dava var mı? Allah'ın razı olduğu bir işin peşinde misin? Ucundan kıyısından tutmuş musun? Şu anda ölsen acaba senin peşinde olduğun bir hayırlı dava, hayırlı bir hizmet geride kalacak mı? Yoksa hayatınla ölümün fark etmeyecek mi? Yaşamanla ölmen bir mi, müsavi mi? Bu sualleri çoğaltabiliriz. Bütün mesele üzerinde bulunduğumuz hayatın Allah'ın emrinde, Allah'ın hükmünde, Allah'ın kitabında gösterilen ölçülere uygun mu, değil mi meselesidir. Hayatımızın en büyük imtihanı da burasıdır aziz kardeşler. Ne yapabilmeliyiz? Ve şu Ramazan boyunca işte şu ana gelinceye kadar neler yapabilmişiz? Müslüman olarak vazifelerimizi yerine getirebilmiş miyiz? İslami bir davada hizmet alabilmiş miyiz? Allah yolunda bir takım gayretleri başlatabilmiş miyiz? Şu ana gelinceye kadar içinizdeki her Müslümana manen sormuş gibi oluyoruz. Şu ana gelinceye kadar her bir Müslüman hayatında veya bu Ramazan içerisinde kaç kişiyi namaza çekebilmiştir? Kaç kişiye Kur'an-ı Kerim'i öğretebilmiştir? Kaç insana İslam'ı anlatabilmiştir? Kaç arkadaşını camiye getirebilmiştir? Kaç arkadaşını etkileyebilmiştir? Açık saçık dolaşan kaç tane kız kardeşine veya kaç tane Müslüman hanıma başını örttürebilmiştir? Onları tesettüre davet edebilmiştir? Kaç insana dini kitap verip okumasını temin etmiştir? Ne kadar Allah yoluna yardım etmiştir? İslami dava için kaç lira yatırabilmiştir? Yüzlerce soru sorulabilir. Ne yapabilmişiz? Ne kadar yapabilmişiz? Nasıl yapabilmişiz? Bu sualleri nefsimize sorup, İslam davasında bir hizmetimiz, bir gayretimiz, bir rolümüz, bir fonksiyonumuz olmuş mudur, olmamış mıdır? Bu suallerin cevabına göre derecemizi tayin etmeliyiz. En ağır şartlarda bile içinden çıkılmaz çilelerin, zahmetlerin içinde bile İslam'a hizmet edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Bu mühim sualler. Başımıza taşlar düşerken bile, oturduğumuz yerde etrafımızı yangın, ateşler sardığı halde, o hallerde bile, o durumlarda bile Allah'ın emrettiği İslami bir davada ne ölçüde devam edebilmişiz, ne ölçüde devam edememişiz, bütün bunların muhasebesini yapmadan ruhumuzu teslim etmemeye çalışmalıyız. Bu hususta en büyük örneğimiz gayet tabii olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Kısa bir parça nakledeyim. Zat-ı Akdes'in hayatından kısa bir parça nakledeyim. Biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın
gurbet devirleriydi. Garip olduğu, İslam'ın garip olduğu, zayıf olduğu devirlerde Mekke'de Müslümanlar müşriklerin zulmü altında, Kureyş'in müşriklerinin zulmü altında eza ve cefa çekiyorlar. Bu zulüm altında, işkence altında inleyen Müslümanların bir kısmı terk-i diyar ediyorlardı. Vatanlarını terk ediyorlardı. Bir kısmı Habeşistan'a hicret ediyorlardı. Gurbeti, hicreti ihtiyar ediyorlardı. Ve herkes sığınacağı bir şey arıyordu. Zalimlerin zulmü altında, müşriklerin işkencesi altında nefes bile almaları mümkün olamıyordu Müslümanlar. Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam amcası Ebu Talib'in himayesine sığınmıştı. Amcası Ebu Talib onu müşriklere karşı koruyordu, himaye ediyordu, muhafaza ediyordu. Nihayet amcası Ebu Talib de vefat edince Resulullah'ı da çok büyük eza ve cefa altına aldılar. Allah Resulü çok büyük eza, eziyet altında kalmaya başladı. Sıkıldı, ruhu daraldı, Mekke'de duramayacak hale geldi. Nihayet peygamberliğinin 10. senesiydi, Şevval ayındaydı. Yanına hizmetçisi Zeyd bin Harise'yi aldı ve Mekke-i Mükerreme'ye yakın olan Taif şehrine gitti. Hani bir şeyler yapabilmek için. Mekke'de işkence var, zulüm var, ölüm var, eziyet var, eza cefa var. Hiçbir şey yapılamıyor. Fakat Resulullah duramıyor. İslam'ı anlatması lazım, İslam'ı yayması lazım, tebliğat yapması lazım. İşte yakında bulunan Taif şehrine gitmeye karar verdi ve beraberce yanında hizmetçisi Zeyd'le beraber çıktılar. Taif'in idarecisi mevkiinde bulunan Sakif kabilesinin ileri gelenleriyle teker teker görüştü. Sakif kabilesi. Bunların büyükleriyle, önderleriyle görüştü, konuştu, onlara İslam'ı anlattı, kendisinin peygamber olduğunu arz etti, Allah-u Teala'ya ibadet etmelerini anlattı, fakat hiçbirisi yakınlık göstermediler. Hiçbirisi zerre kadar ilgi duymadılar. Çaresiz kaldı Efendimiz, onlara buyurdular ki, madem ki İslam'ı kabul etmiyorsunuz, madem ki anlayış göstermediniz, hiç olmazsa benim Taif'e geldiğimi ve İslam'ı anlatmaya çalıştığımı kimseye söylemeyin, saklayın ve duyurmayın buyurdular. Fakat bu zalimler, bu kabile reisleri bu kadar da anlayış göstermediler. Taif'te hizmetçilerini topladılar, kölelerini topladılar. Ne kadar süfeha ve süfela varsa, sefiller, alçaklar, aşağılık adamlar, hırsızlar, yan kesiciler, ayak takımı sefiller varsa hepsini topladılar, yolun iki tarafına dizdiler. Hazreti Peygamber Efendimiz Taif'ten çıkıp giderken yol boyu bu sefillere, kölelere, hizmetçilere Allah'ın Resulünü taşlattılar. Eteklerine doldurdukları taşlarla Resul-i Zişan Efendimizin diz kapağından aşağısına atmak suretiyle boylu boyunca Allah Resulü'nün bacaklarını ve mübarek ayaklarını kan çanağı haline getirdiler. İnsafsızca, imansızca zulmettiler, işkence yaptılar. Resul-i Zişan Efendimiz ayaklarında derman kalmadığı için yolun kıyısına çöküyordu, biraz nefes alıyordu, ayağa kalkar kalkmaz yine taş atmaya başlıyorlardı. Ayaklarını yere dokunduramaz hale geldiler. Yaradan akan kanlardan dolayı o sıcak kumların üzerinde yürüyemeyecek bir hale gelmişler.
çaresiz kaldılar ve yolun kenarında Utbe bin Rabi isminde bir şahsın bağına sığındılar. Utbe ve Şeybe isminde iki kardeşin malı olan bir bağa, bir üzüm bağına sığındılar, yolun kenarından çıktılar ve bu taşlayan zalimlerin taşlarından kurtuldular. Orada Allah Resulü bir taraftan yüzünün gözünün terini siliyordu, bir taraftan da mübarek bacaklarından aşağı akan kanları siliyordu. Bu esnada yolun, bağın kenarına sığınan bu iki garip insanı yukarıdan seyreden bağın sahipleri tanıyamadılar tabii. Acıdılar onların haline ve köleleriyle Allah Resulüne ve Hazretine üzüm gönderdiler. Bir tepsi üzerine üzüm gönderdiler. Efendimiz gelen üzümden, o üzüm salkımından yemeye başlamadan önce besmele çektiler. Bismillahirrahmanirrahim buyurdular. O üzümü getiren köle hayretle bakıyordu, dehşetle bakıyordu. Daha yüzünün, bacaklarının kanını, terini silmeden, daha temizlemeden yanına gelen o hizmetçiye, yanına gelen köleye İslam'ı anlatmaya başladı. Ey köle, sen Müslüman olmaz mısın buyurdular. Ben Allah'ın Resulüyüm, Hazreti Muhammed Mustafa'yım, Allah birdir, benzeri yoktur, ortağı yoktur. O halde bile, o esnada bile, o perişanlık altında bile hiç duraklamadan yanına gelen köleyi fırsat bilerek ona İslam'ı anlattı ve ona İslam'ın hakikatlerini kısa cümlelerle anlatır anlatmaz yanı başında ayakta bekleyen köle, o bağ sahibinin kölesi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek o anda ve o yönde وَقِلَّةَ حِيلَتِي çaresiz kaldığımı sana arz ediyorum ya Rabbi. وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ halk nazarında durumumun perişanlığını ancak sana arz ediyorum ya Rabbi. Beni gören sensin, beni bilen sensin, beni yeryüzünde peygamber olarak insanlığa gönderen sensin, halimi sana arz ediyorum ya Rabbi diye çok acıklı, çok hazin bir dua yapmaya başladı. Ya Erhamer Rahimin, ente Rabbül Müstedafin, ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, sen herkesin zayıf zayıf görüp de dalına bindiği biçarelerin sahibi Rabbi sensin ya Rabbi diyor. Ente erhamu bi en min entekileni ila aduvin ba'idin yetecehhemuni. Ya Rabbi, beni yabancı uzak bir düşmanın eline, bedhuylu, bed suretli düşmanın eline bırakmayan ve beni hayatımın işleriyle ilgilenen akrabamın, dostlarımın eline bırakmayan merhamet sahibi sensin. Beni düşmanın eline bırakma. Hatta beni yakınlarımın bile haline, eline, emrine bırakma. Sen hepsinden daha merhametli, hepsinden daha rahmet sahibisin diyordu. İn lem tekun gadbane aleyye fela übali. Ey Rabbim, şu halimde bile, şu sırada, şu esnada bile başıma gelenlere aldırış etmiyorum. Eğer sen bana gadaplanmazsan, eğer Rabbim sen bana darılmamışsan, sen bana gadaplanmamışsan ben hiçbir şeye aldırış etmiyorum buyuruyor. İnne afiyeteke, senin benim üzerime vereceğin afiyetin, lütfun, merhametin hepsinden daha geniş, hepsinden daha büyük diyordu.
Eûzu bi nûri vechikellezî eşrekat lehuz-zulümât. Ya Rabbi, zulümatı, karanlıkları aydınlatan mübarek nuruna, nuru vechine sığınıyorum ya Rabbi. Beni düşmanın eline bırakma diyordu. Ve salaha aleyhi emru'd-dünya ve'l-âhire. Dünya ve ahiret işlerinin salaha ulaşacağı, medar-ı salahı olan nuruna sığınıyorum ya Rabbi. Beni başkasına sığındırma diyordu. Ve böyle uzayan bir dua ile Rabbül Alemin'e sığındı. Vazifesinde, mücadelesinde, nübüvvetinde bir saniye bile geri durmadan devam ettiler. Tam o esnada Allah Resulü'nün huzuruna bir melek geldi. Azap meleği. Allah-u Teala'nın müsaadesiyle, emriyle, izniyle bir melek geldi. Ya Resulallah, istersen Taif ahalisinin, Taif'te yaşayan kafirlerin arasında kaldığı iki tane dağı birbirine kavuşturayım, hepsini imha edip öldüreyim dedi. Eğer arzu edersen, istersen Taif ahalisinin arasında bulunan iki tane yüksek dağı birbirine kavuşturayım, hepsini tarumar edip ezeyim, öldüreyim deyince Efendimiz hayır buyurdular. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ben Allah'ın kullarını Allah'a davet etmekle vazifeliyim. Onlara azap etmeni istemem. Belki Taif ahalisinin içinde 70 zürriyet sonra, 70 batın sonra Allah'a iman eden birisi çıkabilir, onun hürmetine azap etmeni istemiyorum buyurdu. Bütün gayretiyle Resul-i Zişan Efendimiz İslam'ı yaymakla, insanları Müslüman yapmak için, İslam'a davet etmek için hayatını ve bütün gayretini buna göre planlamış olduğunu İslam tarihinde siyer kitaplarında çok açık görüyoruz ve Müslümanların bu gayeden bir saniye bile inhiraf etmediklerini müşahede ediyoruz. O halde aziz müminler, her an tükenmeye yüz tutan hayatımızı nasıl geçirdiğimizi düşünmek zorundayız. Ömrümüzü ne ile tükettiğimizi hesaplamak zorundayız. Ne yolda hayatımız geçiyor? Hangi gaye etrafında ömrümüz tükeniyor? Bunları her Müslüman kendi vicdanına, kendi ruhuna, kendi kalbine sormak suretiyle, Resul-i Zişan Efendimizin hayatını örnek almak suretiyle bir muhasebe yapmak zorundayız. Bunu yapmadan bayram sabahına çıkmamalıyız. Şimdi bir de sahabe-i kiramdan birisinin hayatını nakledeyim. Bakınız ne halde ve ne şartlar altında olursa olsun davalarının İslam olduğu şuurunda, gayelerinin İslam olduğu şuurunda harikulade örnek olan sahabe-i kiramdan da birini misal vermeden geçmeyeyim. Hudeybiye anlaşmasını biliyorsunuz. Resul-i Zişan Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekkeli müşriklerle Hudeybiye'de bir anlaşma yaptılar. Hudeybiye musalahası deniyor buna. Hudeybiye antlaşması deniyor. Çok uzun bir hadise. Ben bir kısmını, mevzuyla alakalı bir kısmını nakledeceğim. Bu Hudeybiye'de Mekkeli müşriklerle bir anlaşma imzaladılar. Ve bu anlaşmanın maddeleri içerisinde iki madde vardı ki Müslümanların çok ağırına gidiyordu. Müslümanların çok zoruna gidiyordu. İki madde, iki şart. Hudeybiye'de imzalanan sulh şartları arasında Müslümanlara en çok ağır gelen iki madde vardı. Bir tanesi o sene Kabe'yi ziyaret edemeyecekler, ertesi seneye kalacaktı. İkinci ağır madde de İslam'ı kabul ederek Medine'ye sığınan Mekkeli Müslümanları Peygamberimiz tutup Mekke'ye geri gönderecekti. Diyelim ki Mekke'de
Müslüman olmuş bir tanesi, gelmiş Medine'ye sığınmış. Anlaşmanın şartlarına göre Resulullah Efendimiz Medine'ye sığınan o Müslümanı tekrar Mekke'deki kafirlere geri gönderecek. Bu madde çok ağır geliyordu Müslümanlara. Çok ağır bir maddeydi. Çok zor bir maddeydi ama şartların ağırlığı sebebiyle Resul-i Zişan Efendimiz bu maddeyi kabul buyurdular ve anlaşmayı imzaladılar. İşte bu madde böyle devam ederken Mekke'de Müslüman olduğu için zindana atılan, işkence edilen bir Müslüman Ebu Basir isminde bir sahabi, Ebu Basir isminde bir Müslüman zincirlerden kurtulmak suretiyle kaçtı, Mekke'den kaçtı, gelip Medine'ye sığındı. Ve Mekkeli müşrikler iki tane memur göndererek Hazreti Peygamber'den Ebu Basir'i gel istediler. İki tane memur geldi. Dediler ki biz Ebu Basir kaçıp size sığındı. Anlaşmanın şartlarına göre onu geri vermeniz lazım. Ebu Basir'i geri götürmeye geldik dediler. Resulullah da ey Ebu Basir, anlaşma şartlarına göre seni geri göndermek zorundayım. Seni Medine'de bırakamam buyurdular. Ebu Basir Allah Resulü'nün mübarek yüzüne hüzünle baktı. Beni Mekkeli kafirlere geri mi gönderiyorsun ya Resulallah? Nasıl yaparsın bunu ya Resulallah? Beni ölüme mi gönderiyorsun diye hüngür hüngür ağladı. Resulü Aleyhisselam Efendimiz sabret ya Ebu Basir. Sabret, Allah sizin için yakın bir zamanda bir kurtuluş yolu gösterecektir. Üzülme, sabret ya Ebu Basir buyurdular. Ve geri verdiler. O iki memur, atlı müşrik memur, Ebu Basir'i geri aldılar, Mekke'ye götürüyorlardı. Çölün ortasında, Zülhuleyfe denilen yerde, Ebu Basir düşündü, beni şimdi götürüp asacaklar, idam edecekler diyordu. Bir yolunu bulmaya çalışmalıyım diyordu. Zülhuleyfe denilen yerde, kapışmaya başladı bu iki memurla. Boğuşmaya, mücadeleye başladı ve o iki memurdan birisini öldürdü, gebertti. Öbür diğeri de kaçtı, kurtuldu. Ebu Basir tek başına kaldı ve o onların atına binmek suretiyle atlı olduğu halde Medine'ye geri geldi, Resulullah'ın karşısına çıktı. Ya Resulallah sen beni geri gönderdin ama ben o kafirleri geberttim, işte geri döndüm. Şimdi kalabilirim Medine'de, bana müsaade etmez misin buyurdular. Meğer o iki memurdan birisi kaçmıştı, o da doğru Hazreti Peygamber'e gelmiş, tekrar Ebu Basir'i geri istemişti. Resul-i Zişan Efendimiz buyurdular ki, ya Ebu Basir, anlaşmanın şartını bozamam. Sulhun şartı meydanda, bu maddeyi ben çözemem, ben bozamam, anlaşmanın şartlarına sadık kalmak zorundayım. Ama sana bir serbestlik tanıyorum buyurdular. Medine'de kalmana imkan yok. Mekke'ye, istersen Mekke'ye gitme, bir başka tarafa git. Nereye gidersen git, Medine'de kalamazsın ya Ebu Basir buyurdular. Çaresiz kaldı. Ebu Basir çaresiz kaldı. Medine'de kalamıyordu, Hudeybiye anlaşmasının şartı vardı. Şart açıktı, Medine'de kalamazdı. Mekke'ye geri gitse derhal öldürülecekti. Ne yapmalıydı? Nasıl yapmalıydı? Nasıl hareket etmeliydi? Düşündü, taşındı. Deniz kıyısına yakın bir kasabaya indi. Mekke ile Şam arasında, Mekke ile Şam arasında İs namında bir kasaba, deniz kıyısında bir kasaba vardı. Oraya indi ve yerleşti. Orası tarafsız bölgeydi. Ne Mekke ile ne Medine ile alakası yoktu. Tarafsız bir bölgeydi, İs denilen köy. Oraya yerleşti ve orada oturmaya, orada İslam'ı yaymaya karar verdi. Bu İs kasabası, Mekke ile Şam arasındaki bu kasaba çok mühim bir noktaydı. Mekkeli Kureyşlilerin, Kureyşilerin ticaret kervanları buradan geçiyor. Bütün ticaret kervanları Mekkelilerin bu kasabadan geçiyordu ve mühim bir noktayı teşkil ediyordu.
Ebu Basir'in İz kasabasında olduğunu öğrenen gizli Müslümanlar birer birer Mekke'den kaçtılar. Medine'ye gidemiyorlardı, sığınamıyorlardı. Birer birer kaçan Müslümanlar Ebu Basir'in kumandası altında toplanmaya başladılar. Bu kasabada toplanmaya başladılar. Kaçan geldi, koşan geldi, yakasını kurtaran geldi, zincirden kopan geldi. Ebu Basir'in yanında toplandılar. İz kasabasında bir İslam cemaati meydalandı. 300 kişi oldu. Ve derken kuvvet kazandılar. Mekkeli müşriklerin ticaret kervanlarının yolunu kestiler. Erzaklarına el koydular. Onların kervanlarını bastırdılar ve müthiş bir eza ve cefa vermeye başladılar. Bu sefer Mekkeli müşrikler perişan oldular. Başa çıkamadılar. Bu Müslüman mücahitlerin karşısında aciz kaldılar. Bizzat Hazreti Peygamber'e bir heyet gönderip mektup gönderdiler. Dediler ki ey Muhammed, Mekke'de Müslüman olup da Medine'ye gelenleri geri gönderin diye imzalamıştık ama lütfen o maddeyi kaldırın, hepsini Medine'ye kabul edin dediler. O maddenin kaldırılmasını istediler, kendileri istediler. Önce o maddeyi koyanlar kendileriydi, şimdi kaldırmayı isteyen kendileri oldu. Nihayet madde kalktı, Mekke'de Müslüman olup da Medine'ye sığınmak isteyenlere yol açıldı, şart kaldırıldı. Ve bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Basir'e bir mektup gönderdiler. Mektupta Efendimiz buyuruyordu ki, ey Ebu Basir, bütün adamlarınla, bütün müminlerle beraber bağrımızı açtık, sizi bekliyoruz, buyurun Medine'ye gelin ve bize teslim olun buyurdular. Mektup geldiği zaman Ebu Basir çok hastaydı. Ecel yastığına başını koymuş, ölümle pençeleşiyordu. Allah Resulü'nün mektubunu öpüp başına koydu. Madem ki sen benden razısın ya Resulallah, bütün dünya bana huz gelir dedikten ve kelime-i şehadeti getirdikten sonra yastığın üzerinde ruhunu teslim etti Mevlasına. Ve geriye kalan Müslümanların başına Ebu Cendel kumandan olarak geçti ve hepsini toplayıp Medine-i Münevvere'ye geri geldiler. Bakınız şu hadisede en zor şartlarda bile nereye gidecekleri belli olmadığı şartlarda bile nasıl İslam'a hizmet ettiklerini, nasıl mücadeleye devam ettiklerini, nasıl İslam'ı müdafaada bir an geri kalmadıklarını ashab-ı kiramın hayatından çok iyi anlıyoruz, çok yakından görüyoruz. Allah-u Teala biz mümin ve Müslümanları da kendi davasında hizmet eden ve böylece onların hizmetinden razı olduğu müminler sınıfına ilhak eylesin inşallah. Aziz müminler, işte Ramazan müddetince Rabbül Alemine teslim olan ruhumuzla, teslim olan bedenimizle, her şeyimizle öğrenmiş olduğumuz, üzerimizde bulunması gereken en mühim tesiri Ramazan'ın bu olması lazım. Hayatımızı, yaşayışımızı, varlığımızı, servetimizi, sıhhatimizi, eşyamızı, maddemizi hangi yolda kullandığımızın, hangi gaye etrafında toparladığımızın hesabını vermeye alışmış olmak için. Tuttuğumuz oruç bize bu şuuru, bu idraki, bu yakınlığı, bu neticeyi vermesi için bir nefis muhasebesi yapmaya mecburuz. Şimdi kısaca şöyle düşünüyorum. Bugünkü Müslümanlar bilhassa serveti, varlığı, imkanı olan Müslümanlar, dükkanı olan Müslümanlar, tezgahı olan Müslümanlar, fabrikası olan, gayrimenkulleri, paraları, imkanları olan Müslümanlar, acaba ne ölçüde İslam'a hizmet yolunda hareket etmektedirler? Veyahut da bu kazandıkları sermayeyi, parayı, serveti, dükkanı, mağazayı, fabrikayı, arabayı, kasayı, keseyi, masayı kime bırakacaklardı? Nasıl bir neslin eline teslim edeceklerdi? En mühim suallerden birisi de bu. Ey Müslüman, şu anda ruhunu teslim etsen Allah'a, malın mülkün kime kalacak?
şu anda ruhunu teslim etsen Allah'a, servetin kime kalacak? Senetlerin, sepetlerin kime kalacak? Mağazan, eşyan, madden, menfaatlerin kime kalacak? En mühim sualin birisi de budur. Nefis muhasebesinde en mühim sual. Eğer bu servetin, gayrimenkullerin, eşyaların, imkanların Allah'a isyan eden bir neslin eline kalacaksa, namaz kılmayan, oruç tutmayan, Allah'ın emrini dinlemeyen, Kur'an okumayan, İslam'ı yaşamayan, asi, mücrim bir neslin eline düşecekse, onların elinde kalacaksa servetin, bil ki dünyada da ahirette de hayatın perişan olacak. Senin bıraktığın mağaza, senin bıraktığın servet, senin bıraktığın miras, nakit paralar, arabalar, imkanlar, eğer Allah'ı tanımayan, Allah'a ibadet etmeyen bir çocuğun, bir evladın, bir neslin eline kaldıysa, bilesin ki senin bıraktığın mallarla, paralarla, servetlerle dünyada onlar Allah'a isyan ettikleri müddetçe sen mezarında ruhen muazzeb olacaksın ve mahşer sabahına kadar ruhuna mezarında kezzap dökülecek. Servetin nereye, kimin ellerine kalıyor, kimin imkanlarını hazırlıyorsun, sen dünyada niçin çalışıyorsun, bu milyonları kimin için kazanıyorsun, bu dükkanları, bu arazileri, bu gayrimenkulleri kimin için topladın, tedarik ettin? Bu İslam hukukunda çok büyük mesele. Vakıa, irtidat bahsinde bu mevzu çok geniş ele alınmış. Şöyle ki, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselâfâ Efendimiz buyurular, لَا يَرِسُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ Hadis-i şerif ve buradan çıkan hükümler. Efendimiz buyuruyor ki, Müslüman bir babanın evladı, Müslüman bir hacı efendinin evladı Allah'ın hükümlerinden birisini inkar etse, önce Müslüman, müminken, Müslümanken üniversiteye gittikten sonra inkar etmeye başlasa, liseyi, üniversiteyi okuduktan sonra bir bakıyorsun, hacı efendinin oğlu daha evvel Müslümanken şimdi İslam'ı inkara kalkışıyor. Örtünme emrini inkar ediyor, faiz emrini inkar ediyor, canım böyle şey olur mu diyor, böyle şeye kulak asılır mı diyor, bu çağ dışı fikirlere ne lüzum vardır demeye başlıyor. İşte böyle söyler söylemez bu delikanlı, bu genç insan, bu adam İslam hukukuna göre kafir olur, mürtet olur. İlahi hükümlerden birisini, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden birisini önemsemeyen, küçümseyen, inkar eden, kabul etmeyen bir çocuk, hangi Müslümanın oğlu olursa olsun kafir olur, mürtet olur. Böyle olunca netice nereye varır? O Müslüman baba, o kafir olan oğluna bir kuruş miras bırakamaz. O evladına miras bırakırsa Allah'a isyan etmiş olur. Miras kalamaz. Mürtet olan evlat babanın mirasına konamaz. İnkarcı olan evlat babasının çiftliğine konamaz. İnkarcı olan evlat babasının mağazasına, mirasına konamaz. İnkarcı olan evlat babasının arabasına ve gayrimenkule sahip olamaz. Eğer Müslümanlar inkarcı olan çocuklarına miras bırakıyorlarsa bilsinler ki iki cihanda yüzleri kara olacak. İki cihanda yüzleri kara olacak. Öyleyse ey Müslüman, sen bu dünyalık serveti, bu parayı, bu imkanı, bu gayrimenkulleri nereden temin ettiğin gibi kime bırakacağını da hesaplaman lazım. Eğer Müslüman bir nesil peydahlayamadıysan bütün servetini İslam'a hizmet eden müesseselere vermek zorundasın. Onlara bırakamazsın. Sana Allah'ın verdiğini sen Allah'ı inkar edene bırakamazsın. İslam bunu kabul etmiyor.
O halde yapacağımız nefis muhakemesinde bu hususu da geniş çapta ele almak iktiza ediyor. Bugün Müslümanların hali acıklıdır. Adam Müslümandır, birkaç defa hacca gitmiştir, namaz niyaz kılmaktadır. Dünyalık eşyası, malı, yazlık evi, kışlık evi, altında çeşitli arabalar, mağazalar, dükkanlar vardır bu Müslüman. Bu Müslüman ölür ölmez bütün servetini alnı secdeye gelmeyen inkarcı mürtet evladını bırakmaktadır. Nasıl bırakabilirsiniz bunu? Dört mezhepte de bir Müslümanın serveti ve mirası kafir olan, mürted olan, inkarcı olan evladına bırakılamaz, bırakılamaz. Kime bırakıyorsun? Bu çok mühim nokta. Müslüman dünyada bu hususu garanti altına almazsa, dünyada bunu İslam'a göre planlamazsa, gerek mezarda gerekse mahşerde gerek gelme ahirette çok büyük hüsrana düşecek. Allah-u Teala nefsini, neslini ve bütün servetini Kur'an-ı Kerim'e göre ayarlayan kullar sınıfına bizi de ilhak eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, böylece Ramazan müddetince, Ramazan boyunca nefsimize hakim olmayı öğrendik. Ramazan çıkmadan nefis muhasebesi de yapmaya mecburuz. Bunu her birinizden teker teker istirham ediyorum. Hayatımız hangi yolda geçiyor? Servetimiz kimlere kalacak? İslami hizmette ne kadar mesafe almışız? Şu anda ruhumuzu teslim etsek, hangi hayırlı iş geride kalacak? Hayırlı bir işin peşinde miyiz? Hayırlı bir işin kenarından, köşesinden tutmuş muyuz? Yoksa nefsimize mi hizmet ediyoruz? Keyfimize mi hizmet ediyoruz? Malımız, mülkümüz kime kalacak, kimlere kalacak? Bunların hesabını yapmadan bayram sabahına çıkmayınız ve inşallahü teala bu muhasebeden sonra daha büyük kudret kazanacağız, daha büyük güç kazanıp Allah yolunda devam edeceğiz inşallahü teala. Aziz müminler, böylece dersimiz bitmiş oluyor ve haftaya da tabii bayram haftası olacağı için bayram haftasından sonra da bir ay senelik izinimizi alıp istirahat edeceğimiz için anamızı, babamızı vesaire akrabamızı ziyarete gideceğimiz için şöyle 4-5 hafta burada vaaz-ı nasihat yapamayacağız. Ramazan boyu devamlı konuşmak suretiyle oldukça da yorulduğumuzu hissediyoruz. Dinleneceğiz, istirahat edeceğiz, ziyaretlerde bulunacağız ve ondan sonra belki 5 hafta sonra veya 6 hafta sonra tekrar burada toplaşmak suretiyle inşallah derslerimize devam edeceğiz. Ancak Ramazan boyunca pek huzursuz olduk. Cami kafi gelmedi. Kalabalık haddinden fazla oldu. Caminin kapılarında çok büyük yığınlar birikti. İçeride Müslümanlar üst üste zor oturmak zorunda kaldı. Ne ben huzurla konuşabildim, ne de siz huzurla dinleyebildiniz. Sıkıntıyla geçti. Ben içimden geldiği gibi konuşamadım, sıkıldım. Ve her neyse Ramazan-ı Şerif çıkmış oldu. Ramazan'dan sonra tahmin ediyorum daha sakin, daha serin, daha düzenli şekilde derslerimize devam edeceğiz.